Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan 4 Kasım 1968'de Hakkari'de doğdu. Çocukluğunu Ankara Aydınlık Evler'de geçirdi. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokulu liseyi İlkokulu ve ortaokulundan sonra liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. Ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un nöbetçi tiyatro kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu hem de yazar olarak görev yaptı. 1988'de Gül Düşünürü tiyatrosunu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo adlı oyunları sergiledi. Bu yıllarda kendine oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu'nun Gereği Düşünürdü oyununu, Olacak O Kadar adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun Kadınlık Bizde Kalsın gibi oyunlarını yazdı. 1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularını kurdu. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? Oto Gargara, Cebimde Kelimeler, Bana Bir Şeyler Oluyor, Haybeden Gerçeküstü Aşk gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı. Bir kısmını da BKM'de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı Bir Demet Tiyatro adlı dizinin senaristliğini üstlendi. Aynı zamanda bu dizideki Mükremin karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu Gereği Düşünürdü oyunu en büyük oyuncu kadrosuna sahip oyun olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi. Erdoğan sinemaya geçişini Fizontele filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi, aynı zamanda filmde rol aldı. Vizyona girdiği 2000 yılında Vizontele Türkiye'de en çok izlenen sinema filmi unvanını kazandı. Bu filmin devamı olan Vizontele Tuğba adlı aynı görevleri üstlenen oyuncu 2003 tarihinde bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren Organize İşler filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde kendisine Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti. İlk albümü Kayıp Kent'in Yakışıklısı adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 17 şiirden oluşuyordu. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti. Erdoğan'ın şiir kaseti dışında Kayıp Kent'in Yakışıklısı, Anladım adlı şiir kitapları, Üzülmez Konuşmalar ve Kadınlık Bizde Kalsın adlı eserleri de bulunuyor. Erdoğan'ın Muhsin Kızılkaya tarafından yazılmış Yılmaz adlı yaşam öyküsü bulunuyor. Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2003 yılının başında yayına soktuğu Kelebeğin Rüyası filminde başrolde Kıvanç Tatlıtuğ'u oynattı. Yılmaz Erdoğan 3 Nisan 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek 63 kişilik Akil İnsanlar listesinde Güneydoğu Anadolu bölgesine girmiştir. Kendisinin 2 evliliği olmuştur. İlki 1993 senesinde Sanem Oktay ile yaptığı evliliktir. Bu evlilikten Berfin adında bir kızı vardır. İkincisi 9 Ağustos 2006 tarihinde Belçin Bilgin ile yaptığı evliliktir. Rudin Erdoğan adında bir çocukları vardır.